Evet arkadaşlar, şimdi sıra para torbonda PTH. Bu test çok fazla istenen bir test değil. Bu test yüksekse ne demektir? Ve para torbon yüksekliği nasıl düşünür? Biraz bundan bahsedeyim. Sıra anlatayım. Şimdi para torbon arkadaşlar böyle tiroid bezinde. Şurada tiroid bezi var biliyorsunuz. O bezin içinde 4 tane böyle bezelye kadar küçük bez var. Para tiroid bezi. Bu bezden salınan bir hormon. Para hormon. Bu hormon niye salınır? Bu kandaki kalsiyum seviyenizi düzenleyen bir hormon arkadaşlar. Mesela kanda diyelim kalsiyum seviyeniz düştü. O zaman paratormon salınır ve bu düşük kalsiyumu ne yapar? Yükseltmeye çalışır. Peki kalsiyum düşünce ne olur? Bunun belirtileri nelerdir? Genellikle böyle deriniz kuru olur. Tırnaklarınız kolay kırılır, böyle beyazlaşır. Onun dışında kalsiyum tabii düşüklüğünün şiddetiyle orantılı. Dilinizde, parmak uçlarınızda, dudaklarınızda, ayaklarınızda böyle uyuşmalar, karıncalanmalar olabilir. Onun dışında böyle çok fazla kalsiyum düşükse kemiklerinizde yavaş yavaş erimeler, osteopeni olur. Kemikleriniz kolayca kırılabilir. Daha ileriki seviyelerde ne olur? Kalp ritim bozukluğu olabilir. Hatta epilepsiyen yani nöbet de geçirebilirsiniz. Şimdi kalsiyum düştü diyelim. Bu sefer paratormon salınıyor demiştim. Paratormon ne yapar? 3 yolla sizin kalsiyum seviyenizi kanda yükseltir. 1. Böbreklere gider. Ne yapar? D vitamini üretimini arttırır ve böbreklerden kalsiyumu tutup fosforu idrar yoluyla dışarı attırır. İkincisi ne yapar? Kemiklere gider. Kemiklerden kana kalsiyumu ve fosforu saldırır. Kalsiyum ve fosforu kana geçirir. Ve D vitamini sentezini de arttırdığı için ne olur arkadaşlar? Bağırsaklardan da hem kalsiyumu hem fosforun emilimini arttırmış olur. Dolayısıyla kalsiyum düşerse paratormon seviyeniz artar. Bunu yükseltmek için. Böylece kanda kalsiyum seviyeniz normale gelmeye çalışır. Bir miktar da fosforu da idrara attığı için fosfor seviyeniz de düşer. Bu test niye istenir? Bu test genellikle sizde ya kalsiyum yüksekliği vardır ya da düşüklüğü olabilir. Bu durumda doktorunuz paratiroid bezinde bir sıkıntı var mı diye bu testi ister. Onun dışında kolayca kemikleriniz böyle hani kırılıyorsa, zayıfsa ya da işte kronik böbrek yetmezliğiniz varsa ya da fosforunuz düşükse yine doktorunuz bu paratormon testini isteyebilir. Şimdi paratormon testi yapıldı. Paratormon seviyeniz yüksek geldi. Bu niye olur? Bunun iki tane mekanizması var. Birinci mekanizma şu. Sizin paratiroid bezlerine demin saydığım 4 tane bez. Orada ne vardır? Bir büyüme vardır. Bu genellikle adenom kaynaklıdır. Adenom iyi huylu büyüme demektir kabaca. Paratiroid adenomu ya da paratiroid bezinde nedir? Nadiren kanser de olabilir. Veya paratiroid bezinde hiperplaz yani iyi huylu büyüme veya men tip 1 denen bir kanser grubu vardır. Bunlar da paratiroid beziniz çok fazla çalışır, hormon üretir. Bu hormon da ne yapar? Kalsiyum seviyenizi kanda yükseltir. Yani hem paratormon yükselir hem de kalsiyum yükselir. Buna primer hiperparatiroidi diyoruz. Bir de sekonder hiperparatiroidi var. Bu da nedir? Kalsiyum düşüktür. Buna cevap olarak paratiroid hormonunuz çok paratormon üretir. Kalsiyum da niye düşer? Atıyorum. Sizde mesela D vitamini eksikliği vardır, fosfor eksikliği vardır, magnezyum eksikliği vardır veya kalsiyumu diyette azalıyorsunuzdur. Böyle bağırsak hastalıkları, emilim bozuklukları olur. Kalsiyum eksikliği olur veya böbreğiniz hastadır. Kronik böbrek yetmezliğinde kalsiyum idrarla atılacağı için böyle kalsiyum seviyeniz düşer. Bunu yükseltmek için paratiroid hormonunuz çok çalışır. Buna da sekonder hiperparatiroidi diyoruz. Paratormon seviyeniz yine ne olur? İşte yüksek olur. Yani paratormon yüksekliği arkadaşlar ya paratiroid bezindeki büyümelerden, adenomlardan, hiperplaziden, kanserden kaynaklanabilir. Ya da kalsiyumun düşüklüğüne bağlı ona yanıt olarak onu yükseltmek için sekonder hiperparatiroidi olarak paratormon seviyeniz yükselmiş olabilir. Sonuçta paratormon seviyeniz yüksekse genellikle ne olur? Kanda kalsiyum seviyeniz düşükse paratormon bunu yükseltir, normale getirir. Ve bir miktar da fosfor seviyeniz düşer kanda. Evet. Paratormonu da kısaca öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Yine sorunuz varsa çekinmeden videonun alttan sorabilirsiniz.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.